Ankara Çubuk'ta bulunan Samurhalı 15 Haziran 2022'de 85 işçiyi işten çıkardı. Gerekçesine de şunları söyledi. Ülkenin ekonomik koşulları, işin ve iş yerinin gerekleri, piyasada görünen durgunluk, pazar kaybı, satış olanaklarının azalması. Şimdi işçilerin patron sevici sendikadan istifa edip kendi haklarını, çıkarlarını savunacak bir sendikaya geçmesinin ardından sendikal nedenlerle işten çıkarılmalarının üstünü örtecek bahanelerdi bunlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçiler içerisinde sendikalaşma arttı diyor. Bakın ne koşullarda artıyor, anlatalım. Samurhalı işçileri uzun yıllardır bir sendikanın üyesiydi ve imzalanan toplu iş sözleşmelerini bir kez bile göremediklerini, yaşadıkları sıkıntıda sendika temsilcilerini patronun yanında ve kendi karşılarında gördükleri bir sendikal örgütlülük olduğunu anlatıyorlar ve sendikalarının patronla her masaya oturuşunda haklarını biraz daha gerileten sözleşmelere artık yeter diyen Samurhalı işçileri kendi haklarını savunacak bir sendika arayışına girdiler ve 285 işçinin çalıştığı bu fabrikada 115 işçi patron yanlısı sendikadan istifa edip kendi seçtikleri sendikada örgütlenince önce patronun gözüne kestirdiği 5 işçi bir sabah iş yerine alınmadı. Aynı gün patron yeni sendikayı iş yerine sokmayacağını, gerekirse fabrikaya kilit vuracağını yemekhanede topladığı işçilere açıkça ilan etti. İşçilerin iradesi olan sendikadan istifa edip kuklası gibi tuttuğu sendikaya geçmeyen herkesin de işten atılacağını söylemiş oldu. Bir kısım işçi ekmek derdi yüzünden, yoksulluk yüzünden, bu tehditler yüzünden sendikadan istifa etmek durumunda kaldı. Bir kısmı ise iradelerine sahip çıktı. İşte Işıkhan'ın arttığını söylediği oran ya işten atılma pahasına artıyor ya da patronun mecbur kıldığı sendikaya üyeliğe zorlanan işçilerle artıyor. Artan esasen sendikalaşma değil, patron barbarlığı. Samur'da da durum aynen böyle oldu. Seçtiği sendikadan istifa etmeyen, istifa etmesine rağmen ilişkisini sürdüren işçiler ağır bir baskıyla ve ayrımcılıkla karşılaştı. Patronun psikolojik saldırısına maruz kalan işçiler terörist, vatan haini gibi cümlelerle, bu sıfatlarla aslında aşağılanmaya çalışıldı. Ve ikna odaları kuruldu bu fabrikada arkadaşlar. İşçiler arasında ikilikler yaratıldı. İş barışı bizzat patron tarafından bozuldu ve işçiler haklarını savunacak sendikadan yine de vazgeçmeyince uzun yıllardır fabrikaya emek veren kıdemli işçilerin de aralarında olduğu 85 işçi küçülme bahanesiyle işten atıldı. Peki soralım bakalım, Samurhalı gerçekten küçüldü mü? Elbette ki hayır. Aynı tarihlerde fabrikaya 9 milyonluk tadilat yapan Samurhalı küçülmediği gibi daha da büyüdü. Yeni işçiler aldı, üretim kapasitesini de genişletti. Samurhalı'nın sahibi olan Aslan ailesinin Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı sektörlerde fabrikalarının yanında bir de Amerika'da da fabrikaları var arkadaşlar. TÜSİAD üyesi olan Aslan çok sayıda ülkeye de ticaret yapıyor. Yani Aslan ailesi dünyaya açılıyor ama işçilere çubuğu dar ediyor. İşten atılan işçiler kendi deyimleriyle küçük insanlar da büyük insanlar karşısında durabilir, kazanabilir diyerek bir dava süreci başlattılar ve mahkeme işçilerin haksız olarak işten çıkarıldığına karar verip işe geri dönmelerini onayladı. Ama ses kayıtlarına, tanık ifadelerine rağmen sendikayı asıl sebep olarak kabul etmedi. 1,5 yıl geçti arkadaşlar ve 1,5 yıl aslında yasalara göre 4 ayda sonuçlanması gereken mahkeme hala istinaf aşamasında. Tıpkı Özak Tekstil'de gördüğümüz gibi, ister biber gazlı sıcak savaşta olsun, ister sükunetli olsun, her koşulda, yasalarda, yargıda bir bütün olarak devlet mekanizmaları da patronun yanında.
İşçiler yalnızca diledikleri sendikaya geçtiği için patronun bir sözüyle haksız, hukuksuz, tazminatsız bir şekilde işten atılıyor. Haklılığını ispat etmek için yıllarca adliye kapılarında sürünmek zorunda bırakılıyor. Haklılığını ispat eden işçinin tazminatı, dava süreci bittiğinde ise kuş kadar kalıyor arkadaşlar. Ve Samurhalı işçileri diyor ki, işten atıldığımda bu tazminatı alsaydım bir araba alabilirdim. Şimdi bu arabanın tekerleğini bile alamam. Yani nereden baksan patrona kıyak. Bu barbar sömürü düzeni ülkenin her yerinde aynı arkadaşlar. Urfa'da Özak, Antep'te Erkaplan, Çubuk'ta Samur, Manisa'da MND izolasyon, Sakarya'da Burda Bebek, Düzce'de Pekintaş, İzmir'de Agrobay ve daha niceleri bu ülkenin her yerinde işçilerin sendikalaştığı için işten atıldığı gerçeğini gözler önüne seriyor. Bu ülkenin gizli yasaları sendikalaşan, hak arayan işçilerin işten atılmasını da meşru kılıyor aynı zamanda. Sermaye düzeni işçilerin haklarını değil patronların çıkarlarını savunuyor. Özak tekstil direnişi bunun en önemli, en güncel örneklerinden biri. Bugün 39. gününde Özak tekstil direnişi ve işçiler önlerine çıkarılan bütün engellere rağmen, açlıkla sınanmalarına rağmen direnişlerine devam ediyorlar. Hatırlatıyoruz, teşviklerle semirtilen Özak tekstil patronu ülkenin yasalarını takmama gücünü bu iktidardan alıyor. Bunu da açık açık ifade ediyor. Özak'ın üretim yaptığı Levi's, Zara, Hugo Boss, Massimo, H&M, Tommy Hilfiger, DeFacto gibi ünlü markalarda aslına bakarsanız uluslararası düzeyde bu sömürü çarkının muhatapları ve işçilere yönelik bu hak gaspları konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu da kesinlikle yerine getirmediler. İşçiler önümüzdeki hafta Çalışma Bakanı ile görüşmek için randevu talep edecekler. Buradan biz de iletmiş olalım. Tam 39 gündür Çalışma Bakanı olarak Özak işçilerine yaşatılan zulmün muhatabısınız Sayın Bakan. Ve işçilerin görüşme talebini kabul etmek zorundasınız. Bu görüşme talebinin sonucunda da işçilere bütün bu yaşananların hesabını vermek durumundasınız.